Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer yöneticileri, Millet İttifakı'nın kadın politikalarından sorumlu genel başkan yardımcıları, sayın milletvekillerim, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve odalarının temsilcileri, aramızda bulunan belediye başkanlarım, sevgili kadın muhtarlarım, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Kadınların örgütlü bir hak mücadelesi verdikleri düzende, önünde hiç kimsenin duramayacağına inancım sonsuzdur. Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz diyen, Türkiye'nin birleştirici gücü, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hak, hukuk, adalet mücadelesi 83 bin yılın yapacağımızı iktidara yürüyoruz. Yarınları sevgiyle buluşuruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim, bu protokol işi biraz uzun. İzin verirseniz ben sizlere, hepinize sevgili dostlarım diye hitap edeyim. Kadın kolları genel başkanımız böyle bir toplantı yapacağız diye bana söylediği zaman dedim ki güzel, toplantıyı yapın tabii. Elbette ki kadınların hakkını, hukukunu savunun. Elbette ki bu çok önemli bir olaydır. Kadınların beraber olması, birlik olması ve birlikte kendi haklarını savunması kadar değerli bir şey yoktur. Ama dedim ki yine Aylin Hanım'a, sorunu bizzat yaşayanın derdini anlatması lazım. Ben dışarıdayım, benim derdim daha farklı. Ama tarlada çalışırken hiçbir güvencesi olmayan veya bir yakını bir patlamada hayatını kaybetmiş ve adalet isteyen bir kadın. Engelli çocuğu var, çalışamayan engelli çocuğuna bakan ve dram yaşayan bir kadın. Bunları anlatmamız lazım. Ama benim anlatmam doğru değil. Ben bunu yaşamıyorum. Senin anlatman da doğru değil, sen de yaşamıyorsun. Ama bunu yaşayan kadınlar var. Onlar anlatmalı ki dünya onları dinlemeli. Ve herkes şunu bilmeli. Evet, ya bir dram var ortada. Evet, bu dramın ortadan kaldırılması lazım. Ama bu kadınların önünde bir duvar var. Bu kadınlar seslerini duyuramıyorlar. Bu kadınlar yaşadıkları dramı nerede anlatacaklar? Bu toplantının ana omurgasını sizler oluşturuyorsunuz. Tabii sizler gibi daha çok sayıda kadının yaşadığı dramlar var. Kadın elbette ki çalışıyor. Tarlaya giden kadın kardeşlerimiz anlattılar. Sabahın 4'ünde, 6'sında tarlaya nasıl gittiklerini, nasıl çalıştıklarını anlattılar. Ama şunu da söylediler. Hiçbir sosyal güvencemiz yok. Hastalandığımız zaman ne olacak? Hastaneye düştüğümüz zaman ne olacak? Kim bize bakacak? Ne diyor? Anayasamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal hukuk devletidir. Sosyal hukuk devleti ise, sosyal devletse bana bakması lazım. Benim güvenliğimi sağlaması lazım. Benim güvencemi sağlaması lazım. Beni dışlamaması lazım. Toplumun dışına itmemesi lazım. Bunun dillendirilmesi gerekiyordu. Ve arkadaşlarımız bunları dillendirdiler. Emin olun, bu kardeşlerimi dinlerken yüreğimin derinliklerinde bir sızı hissetmiyorum desem asla doğru değil. Derin bir sızı hissediyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Aynı coğrafyada yaşıyoruz. Aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Vatan bizim vatanımız. Peki birilerinin eli yağda baldayken, birileri bu dramı çekiyorken nasıl sessiz durabiliriz? Bu insanların hak arayışlarına nasıl sahip çıkabiliriz? Patlamada hayatlarını kaybedenleri biliyorum zaten. Milletvekili arkadaşlarımızı görevlendirdik, onu da biliyorum. Ama giden gitti, bari adalet olsun. Bakın, ben helalleşme kavramından söz ettim. Helalleşmemiz lazım. Bir araya gelip helalleşmemiz lazım. Tarlada çalışan, yıllarını veren bir kişinin eğer sosyal güvenliği sağlanmıyorsa,
bu kadar emek harcadığı halde hastaneye düştüğünde sahipsiz kalıyorsa devletin onunla helalleşmesi lazım. Sen çalıştın arkadaş, yıllarını verdin bu işe. Senin sigortan yatmadıysa sosyal devlet olarak bunu benim karşılamam lazım demesi lazım. Bunlar olmayacaksa ne olacak? Kamplaştı toplum, bunun farkındayım. Birbirimize farklı gözlerle baktık. Bunun da farkındayım. Ama bunları kaldırmamız lazım. Kadınlar çalışıyor, evet. Günün 24 saati çalışıyor aslında. Yani işte çalışıyor, eve geldiği zaman da çalışıyor. Bunu da hepimiz biliyoruz. Tek sorununuz var, birlik olmanız lazım. Birlik olmanız lazım. Beraber olmanız lazım. Farklı bölgelerde yaşayabilirsiniz. Eğitim düzeyiniz farklı olabilir. Farklı kimlikleriniz olabilir. Farklı inançlarınız olabilir. Dünyaya farklı gözlerle bakabilirsiniz. Ama birlik olmanız lazım. Sorunlarınıza beraber sahip çıkmanız lazım. Bunu yaparsanız en büyük güç sizsiniz zaten. Sizden daha güçlü Türkiye'de kimse yok aslında. Kadınlar çok güçlü. Hayatın her alanında her zaman güçler kadınlar. Ama parçalanan bir yapı sesinizin duyulmasına engel olabiliyor. Kadın çalışırsa ne olur? Kadın çalışırsa bir sefer kişi başına gelir çok daha fazla olur. Üretim zincirinin önemli halkası olursa, üretirse, alın teri dökerse Türkiye çok daha hızlı büyür. Bunun yapılması lazım. Üniversiteyi okuyan, üniversiteyi bitiren, iş bulamadığı için evlere temizliğe giden kadınları biliyorum ben. O kız çocuğunu anne baba hangi umutlarla büyüttüler? Üniversiteye gönderdiler. Boğazlarından kestiler. Yemediler, yediler, yedirdiler. İçmediler, içirdiler. Evladımız daha iyi hayat standardına sahip olsun diye. Üniversiteyi bitirecek, diploması olacak, iş bulamayacak, evlatları var. Ne yapacak? Kocası işsiz, kendisi evlere temizliğe gidiyor. 21. yüzyılın Türkiye'sinde kadınlar bunu hak etmiyor. O nedenle kadınların birleşmesi lazım. O nedenle kadınların hak araması lazım. O nedenle kadınların adalet araması lazım. Efendim hukuk düzeni. Hukuk aslında her şeyi size sağlıyor. Bakın ben size okuyayım. Anayasa, çalışma hakkı ve ödevi. Herkesin hakkıdır diyor. Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Benim hakkım çalışmak. Ey sosyal devlet, bana iş bulmak zorundasın diyor. Anayasa bu hakkı hak olarak tanımlıyor. Ödev, sen bana hakkımı ver ki ben de ödevimi yapayım, çalışayım diyor anayasa. Bu hak veriliyor mu? Bu hak verilmiyor. Milyonlarca evladımız işsiz. İş bulanlar da işte malum ya sigortasız ya kayıt dışı bir yerlerde çalışıyorlar. Anayasal haklarınız var, haklarınızı aramanız lazım. Sosyal hukuk devleti ne demek? Sosyal devlet. Bütün kadın kardeşlerime bunu da anlatmak isterim. Yine ben söylemeyeyim. Bir anayasa mahkemesi kararından söylüyorum. Anayasa mahkemesi kararında sosyal hukuk devleti nedir onu anlatıyor. İnsan haklarına dayalı. Yani kişinin hakkına dayalı olacak. Sosyal hukuk devleti. Kişilerin huzur, refah ve mutluluk içinde yaşamalarını güvence altına alan. Kişilerin önce diyor huzuru, refahı yani hayat standardı ve mutluluğu içinde yaşamlarını güvence altına alan devlete biz diyor sosyal devlet diyoruz. Hangi evde doğru dürüst huzur var arkadaşlar, mutluluk var? Hele şu elektrik zamlarından sonra, hele şu zamlardan sonra. Çoluk çocuğunu geçindirmek için pazara gidip pazar artıklarından acaba bir şeyler bulabilir miyim diye arayan anneleri düşünebiliyor musunuz, görebiliyor musunuz? Yani 21. yüzyılın Türkiye'sine bu yakışıyor mu? Çalışma hayatını geliştirmek ve ekonomik önlemler alarak çalışanları koruyan.
Çalışıyor kadınlar diyorlar, sabahın köründe gidiyoruz. Patates topluyoruz, soğan topluyoruz. Mevsimlik işçiler var. Gidiyorlar. Çoluk çocuk hep beraber gidiyorlar. Kimisi zeytin topluyor, kimisi fındık topluyor, kimisi çay topluyor. Bunların nerelerde kaldığını kaç kişi biliyor? Bu insanların banyo yapma hakkı var ya. Bu hak acaba sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu? Ya bu insanların tuvalete gitme hakkı var. Böyle bir imkanları var mı, yok mu Allah aşkına ya? Ya ben 21. yüzyıldan söz ediyorum. Sahipsiz insanlar bu insanlar. Kendilerini sahipsiz, haklarını arayan da hiçbir organın olmadığını düşünüyor bu insanlarımız, bu kardeşlerimiz. Daha buna benzer bir sürü laf var. Bunlar diyor ki böyledir. İşin özü şu. Kadının çalışma hakkı vardır. Kadının üretme hakkı vardır. Kadının sosyal güvenlik hakkı vardır. Bu haktır, lütuf değildir. Altını çiziyorum. Haktır bu, hak. Yasaların, anayasanın insana verdiği haktır. Lütuf değildir, birilerinin lütfu değildir. Dolayısıyla hak olduğu için bana hakkımı teslim edin deme hakkınız var. Ey sosyal devlet, devleti yöneten siyasi iktidarlardır. Ey iktidar, bana anayasanın, yasaların verdiği hakkımı teslim et deme hakkınız var sizin. Bunu dillendirmeniz lazım. Şimdi kısaca neler yapmalıyız? Kadın istihdamını artırmak diyoruz. Zaten öyle. Kadın istihdamını nasıl artıracağız diye. Kadının güvenli bir şekilde çalışmasını nasıl artıracağız? Bunun yolu, bilinen yolu şudur. Hepiniz vergi veriyorsunuz. Hepiniz. Sigortalı olup olmadığınızın hiçbir önemi yok. Vergi veriyorsun. Ben sigortalı değilim veya vergi dairesinde kaydım yok, vergi ödemiyorum değil. Çocuğunuzu ekmek alırken tak diye vergi ödersiniz. Suyu alırken tak diye vergi ödersiniz. Elektrik düğmesine bastınız değil mi? 4 çeşit vergi ödersiniz. Musluğu açtınız değil mi? 5 çeşit vergi ödersiniz. Farkında bile değilsiniz. O zaman sizin ödediğiniz vergiler istihdam yaratacak. Sizin ödediğiniz vergilerle yatırım yapılması lazım. Sizin ödediğiniz vergilerle sizin evlatlarınızın iş sahibi olması lazım. Bunun hesabını sorun. Bütün kadın kardeşlerime söylüyorum. Bizim ödediğimiz vergileri nereye harcıyorsunuz diye sorun. Bunu sorduğunuz zaman demokrasi olur bu ülkede. Bunu sorduğunuz zaman hak arayışınız çok daha güçlü olur bu ülkede. Ben vergi ödemiyorum değil. Herkes çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Bu hakkınızı bir sefer kullanın. Vergimi aldın kardeşim, nereye gidiyorsun ya? Benim şu evladım işsiz. Nereye gitti benim bu vergim? Kime verdin sen bu vergiyi? Nereye harcadın sen bu vergiyi? Bunu sormanız lazım. Bu birinci şey. Şimdi evlerde engelli çocuğu olan ama çocuğuna bakmak için mecburen iş bulsa dahi çalışamayan kadınlar var. Bunların kesinlikle sosyal güvenlik hakkını sağlamamız lazım. Bizim kendi programımızda var. Sadece engelli değil. Engelli ve yaşlı. Yaşlıya da, evde bir yaşlı varsa, o yaşlıya da kadın baktığı için çalışamıyor. O zaman sosyal devlet engelli annesini veya yaşlıya bakan anneyi sosyal güvenlik hakkına kavuşturmalı. Onun sosyal güvenlik primini devlet ödemeli. Ve kadın belli bir yaşa gelince de ben emekli oldum diyebilmeli. Kişinin evde çalışmasıyla dışarıda çalışması arasında bir fark yok ki zaten. Çalışıyor zaten. Ama çalışmak istiyor, evde engellisi var. Bir kadın kardeşimiz bunu anlattı. Belediyelere talimat verdik. Dedi ki bütün belediyelerimiz kadın kooperatifleri kursunlar. Kadınlar üretsinler. Kadınlar çalışsınlar ve kadınlar kazansınlar dedik. Çok sayıda üretici kooperatifleri oldu. Ve bunların tek bir sorunu var. Malı ürettik, nereye satacağız? Bunun için de önlem aldık. Büyük şehirler başta olmak üzere kadın üreticilerinin ürünlerini alıyorlar, buralarda satıyorlar. Böylece kadınlar hem üretiyorlar hem de kazanmaya başladılar. Bunun sayısını artırmamız lazım. Kadınların bir araya gelip çok daha güzel, mükemmel kooperatifler kurmaları lazım. Sizin eliniz bereketlidir.
Sizin elleriniz güzeldir. Sizler güzel ürünler üretirsiniz. Ve gerçekten de sağlık güvenliği açısından, gıda güvenliği açısından ürettiğiniz ürünler mübarektir. Bunları yaparsanız, bunların satılabileceği alanları biz yaratacağız. Sizler kazanacaksınız. Dolayısıyla kazandığınız zaman da daha rahat, daha dik, caddelerde, sokaklarda daha rahat, daha özgüvenle en azından gezebileceksiniz. Alışverişe gidebileceksiniz, düğüne gidebileceksiniz, taziyeye gidebileceksiniz. Kimseye muhtaç olmadan bunları yapacaksınız. Mevsimlik işçi kadınların da çocuklarının eğitimini mutlaka sağlayacağız. Çocukların eğitimini. Gidiyorlar beraber, çocuklarla beraber. Çocuk okulu terk ediyor. Ya nereye gidecek bu çocuk? Çocuğu bıraksa kendisi mevsimlik işçi gidiyor, aç kalacaklar bunlar. O zaman oraya öğretmen, artı karavanlar, banyoları, tuvaletleri, bütün ihtiyaçlarını giderebileceğimiz, bakın bazı belediyelerde başladık bunu, inşallah Türkiye genelinde bizim bütün belediyelerimizin olduğu yerlerde bunu yapacağız. Taşımalı eğitim, buna da son vereceğiz. Nerede bir kapatılan okul varsa açacağız, öğretmen orada olacak, öğrenciler orada olacak. Eğitime önem vermemin temel nedeni şu, eğitimde kadın ağırlığı vardır. Eğitime 10 kişi alınacaksa bunun 7'si zaten kadın oluyor. Dolayısıyla kadınlara da ek istihdam imkanları böylece sağlanmış oluyor. Yine belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Yoksul mahallelerden başlayarak bütün mahallelerde kreş açacaksınız. Anne çocuğunu güven içinde getirecek bir kreşe bırakacak, çalışma hayatına atılacak. Şimdi kadın doğum yapıyor, hadi çocuk belli bir yaşa geldi, kreş yok, çocuğu bırakacak yer yok, iş var ama çalışamıyor. O zaman çocuğunu rahat bırakabileceği kreşler olacak, düşük gelirli ailelerin ailelerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek, anne güven içinde bırakacak. Çocuğun beslenmesi, çocuğun sosyalleşmesi, çocuğun eğlenmesi, arkadaşlarıyla beraber olması, akşam da anne gelince çocuğunu güven içinde alacak, evine götürecek. Bunu da sağlayacağız. Kreşleri şunun için söylüyoruz, ısrar ediyoruz. Bir, kadının çalışması açısından gidip rahatlıkla çalışabilecek. İki, kreşlerdeki bütün öğretmenler kadınlar. Ne kadar çok kreş açılırsa kadınlara da o kadar iş imkanı sağlanacak. Okul öncesi eğitim bunun temel normlarından birisi. Hocamı söyledim, aile destekleri sigortasını getireceğiz Allah nasip ederse. Ama kadınların desteğiyle onu söyleyeyim. Ne demek aile destekleri sigortası? Bir kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün hayatı sigortalı olacak. Bütün hayatı. Şimdi bakın, aile destekleri sigortası şu, onu da söyleyeyim. Ailenin geliri yoksa veya geliri asgari ücretin altındaysa o aileye düzenli sosyal devlet bir yardım yapacak. Kadının banka hesabına yatıracak bu parayı. Kadın işçi gibi, memur gibi, emekli gibi gidecek, parasını çekecek, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Eğer devlet bir eleman almak istiyorsa, belediye bir eleman almak istiyorsa önce o ailelerin çocuklarını alacak. Onları işe başlatacak. Onlar için pozitif ayrımcılık yapacak. Bu kanunda yer alacak. Dolayısıyla efendim sosyal aile destekleri sigortasından yardım alacaktım ama işte torpil yaptık şundan erken aldık. Hayır, olmayacak. Başka bir birimden alırsa o zaman suç işlemiş olacak. Mecburen aile destekleri sigortası kapsamına giren ailelerin çocuklarına öncelik hakkı verilecek, iş hakkı verilecek. Boşanma davaları arttı. Üzülerek ifade edeyim ama çok arttı. Anneler bazen iki çocuğuyla, üç çocuğuyla, bazen tek evladıyla gidecek yer bulamıyorlar. Anne evinde veya baba evinde de rahat etmiyorlar. Yeni başlangıçlar fonu olacak bu aile destekleri sigortası içinde. Anne çocuklarıyla beraber ayrı kalmak istiyorsa bu sigorta dalı o aileye evde tutacak. Evin döşemesini de yapacak, çocuklarının gıda ihtiyacını da giderecek, aile destekleri sigortasından yararlanmış olacaklar. Kayıt dışı çalışma, özellikle söyledi bir kadın kardeşimiz, çalışıyoruz bu kadar, tarlada çalışıyoruz, sabahın köründe gidiyoruz ama sigortamız yok, hastalansak ne olacak diye. Aile destekleri sigortası bunu sağlayacak, hiçbir endişeniz olmayacak, dolayısıyla çalışırsanız zaten sigortalı olacaksınız ama çalışamazsanız her halükarda sizin sağlık güvenceniz mutlaka ama mutlaka sağlanacak.
Önümüzdeki süreç içinde Türkiye nüfusu yaşlanacak. 2035'ten sonra Türkiye'de genç değil, yaşlı nüfus daha fazla olacak. Bakın biz 2035'ten sonrasını bile düşünüyoruz. Çünkü sorunu bugünden görmezseniz sağlıklı çözümler üretemezsiniz. Yaşlı bakım evleri olması lazım ve bu evlerde bol miktarda özellikle kadın çalışanlar için çok büyük imkanlar var. Burada kadınlar çalışacaklar, yeni imkanlar doğacak, bunlar da sağlanacak. Bir şey daha, bütün kadınlara sözümdür. Bu devlet yönetiminde en az %35 kadın istihdamı sözü veriyorum ben. En az %35. Efendim vali erkek, kaymakam erkek, şu erkek, bu erkek. Ya bu memlekette hukuk fakültesini bitiren kadın yok mu kardeşim? Siyasal bilgileri bitiren kadın yok mu? Her yerde erkek ama kadına gelince efendim hani var ya böyle fabrikada çalışırken kadına ikinci sınıf muamele, sen daha düşük ücret alacaksın diye fabrikada çalışan bir kadın kardeşim konuştu. Niye kardeşim? Hem eşitlik diyorsun, eşitlik diyorsun, bir de kadın daha fazla çalışıyor, daha fazla çalışıyor, daha düşük aylık alacaksın. Bu rezaletlere de son vereceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Bir şeyi unutmayın. Bu kardeşiniz kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacaktır. Ben kimsenin inancı, Allah'la kulun arasına benim girme hakkım, yetkim de yoktur. Kimsenin inancı, kimsenin kimliği, kimsenin yaşam tarzı, o beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren şu: o evde huzur var mı? O evde işsiz var mı? O evde bereket var mı? O evdeki insanlar huzur içinde, o mahallede, o sokakta, o caddede, o kentte rahat gezebiliyorlar mı? Rahat geçinebiliyorlar mı? Huzur içinde yaşayabiliyorlar mı? Benim derdim odur. Bunu sağlamak için mücadele edeceğiz. Ama bu mücadelede asıl aktör kadınlar, sizlersiniz. Sizler hak arayın, hakkınızı arayın. Sanmayın ki sizin hakkınızın sahibi yoktur. Kendinizi sahipsiz hissetmeyin. Şundan kesinlikle emin olun: bu ülke çok zengin bir ülkedir. Bu ülke çok varlıklı bir ülkedir. Ama bu ülke kaynaklarını hakça bölüşmüyor. Hakça bölüşmüyor. Birisine çok büyük paralar gidiyor. Fakire, fukara ise küçük paralar vererek avutmaya çalışıyorlar. Şu sözüm var: Allah nasip ederse hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği. Eğer bir evde huzursuzluk varsa, o huzursuzluğu en derinden yaşayan kadındır. Bunu hepimiz biliyoruz. Kendi ailemden de biliyorum. Annemden de biliyorum rahmetli. Dolayısıyla evde huzurun olması, kadının gidip çalışması, onuru dik evine gelmesi, sürekli erkeğin eline muhtaç olmaması, çalışarak, üreterek, kazanarak, evde ikinci bir güç olarak, hatta birinci güç olarak ortaya çıkması, bu bir toplumun büyümesi ve gelişmesi için çok değerlidir. Bakın ben size bir örnek vereyim değerli arkadaşlarım. O da ilginç bir rakamdır. OECD dediğimiz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü var. Türkiye de onun üyesidir. Burada her 100 kadından 49'u çalışıyor. Her 100 kadından. Niye %49'u çalışıyor? Çünkü o ülkelerde hızlı büyüme oluyor, hızlı kalkınma oluyor. Herkes çalışıyor, herkes üretiyor, herkes milli geliri artırıyor. Bizde ise maalesef %28'i. %28, %49 arasındaki fark Türkiye'nin kalkınmasına engel olan bir farktır. Kadın ne kadar çok çalışırsa, istihdam ne kadar, kadın istihdamı yaratılırsa, Türkiye o kadar hızlı büyür, o kadar yeni istihdam alanları da yaratmış olur. Umutsuzluğa kapılmayın. Hep beraber, Millet İttifakı olarak inşallah hep beraber güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sakın ola ki umutsuz olmayın. Umutsuz olmayın. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.